tatil. Evet. Çok mutsuzum. İstanbul'da yorulacağız. Günaydın, herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Açılışı anca yapabiliyorum çünkü bugün çıkış günüydü. Evet, sonunda minnoş tatlı evimizi bıraktık. Şimdi Burak'ı bekliyorum. Şarj aletini bulamadı, ona bakmaya gitti eve. Yani büyük ihtimalle bizim çantalarımızdan birisinin içinde ama nerede olduğunu bulamadık. İnanılmaz bir yağmur var ve odadan çıkış saat 11'deymiş. Biliyorsunuz bugün artık tatilimizi bitirdik ve çıktık. Sabahtan kahvaltılarımızı falan çekmiştim size. Genelde otellerde falan 12 olduğu için nedense hep öyle gibi düşündüm ben. Kahvaltı geldiğinde uyandık ve böyle olunca da tabii bayağı bir şey yaptık, anca çıktık yani. Saat 11.30'du, şu an 12. Yoldayız ve de İstanbul'a gidiyoruz çünkü çok yağmur var. Gezmek istediğimiz birkaç yer vardı ama yağmurda hiçbir şey yapamayız. Bu hobbit evlerinin falan olduğu Ormanya taraflarına falan gitmek istiyorduk ama gerçekten hava bayağı bir şey, yağışlı. Göstereyim hatta. Hiç durmaksızın yağıyor sabahtan beri. İyi ki bugün gelmemişiz, yoksa hiçbir yeri doğru düzgün gezemezdik. Sonra daha kötü olurdu. En azından ilk gün çok güzeldi ama. Evet, ilk gün. İkinci gün de fena değildi. Ya. Ara ara yağmur yağdı ama evet, gezdik genelde. Hani hiç ıslanmadan gezdik. Neyse, zaten İstanbul'da da arkadaşlarımızla takılacağız. Hatta Ercan da gelecek Urfa'dan. Bayağı kalabalık yine bizim ekiple beraber. Eğlenceli olacak diye düşünüyorum. O yüzden hemen yeni bir video daha başlattım. Kaç gün çekerim, eve dönene kadar çeker miyim bilmiyorum. Evet, bir şekilde başlatmış olduk. Böyle, hepinize iyi seyirler. Geldik, İstanbul'dayız. Hatta pandemi hastanesinin önündeyiz. Çıkışına kadar bekleyeceğiz onu burada. Hastane o kadar büyük ki, evet, Çamsakura Hastanesi'ndeyiz ve burası gratis, böyle bildiğiniz iç AVM gibi falan, hatta şu an tavuk dünyasındayız. Dışarıda böyle sıra sıra şeyler falan var, restoranlar. Kremantaryo. En sevdiğim. Zaten biliyorsunuz kremalı mantarlı şeyleri ne kadar çok yapıyorum kendime. Şimdi karnımızı doyuracağız. Hiç duramadık zaten, çok fazla yağmur vardı. Bu kombinim de, tatlış kombinim de boşa gitti gibi bir şey. Belki yarın tekrar giyerim. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Zaten saat geçmiş olacak büyük ihtimalle. Biz Hande'deyiz. Hatırladınız mı Hande'yi? En son bize waffle yapıyorduk. Yo pardon, en son bizim evde kahve içiyorduk. Düğün öncesi. Bestelerin. Evet, biz şimdi Hande'deyiz hep beraber. Ethem, Burak, ben, Hande dördümüzüz. Yarın çocuklar geliyor. Tabancadan sonra açıkçası gerçekten bir şey çekmek istemiyorum. Çok keyifliydi, rüya gibi bir vlogtu. Böyle daha çok gezmeli vlogları çekmesi daha zor oluyor. Çünkü sürekli hareket halinde oluyoruz ve kamera sürekli elimde olması lazım. Bir sürü aparat olması lazım. Yağmur yağarken biraz zor. Günaydın herkese, mutlu sabahlar. Bugün günlerden cuma. Biz uyandık, arkadaşlarımız işe gittiler, biz de Burak'la hazırlandık. Saatimiz şu anda 1.30 ve kahvaltıya yeni gidiyoruz. Daha doğrusu direkt Malof İstanbul'a geçiyoruz. Burası İstanbul'un en büyük AVM'si. Evet, dediğim gibi şimdi Malof'a geçiyoruz. Bayağı bir uyumuşuz. Saat 11.30 muydu biz yandığımızda? 12 miydi aşkım? Ay nasıl dinlendik anlatamam. Şimdi arkadaşlarımızla hep beraber olsak büyük ihtimalle erkenden uyanırdık. Aslında bir yandan uyansam iyi olurdu ya. Tabii videomu falan birazcık halledebilirdim ama neyse, şimdi 5'e kadar biraz oyalanacağız. Sonra Hande'leri alacağız. Hep beraber biraz takılırız. Yemek falan yeriz. Sonra zaten akşam Ercan'la Rukiye gelecek. Bir de Kaan'la Beste gelecek. Yani bizim ekip gene hep beraber İstanbul'dayız. Böyle yarın özellikle çok keyifli bir gün olacak. Böyle parça parça bütün İstanbul'u birleştirip bir de eve dönüş vlogu olacak bu da. Böyle. Hepinize iyi seyirler. Geldik. Şimdi önce Simit Sarayı'nı arayacağız. Ha, sordun mu? Süper. Of, kocaman bir AVM aşkım. Gez bitiremeyiz. Ve günün ilk öğünü yeniyor. Kahvaltı zamanı. Deliriyorum gerçekten açlıktan. Çatal falan mı? Senin sosisli de çok güzel duruyor ama. Sen canının çektiğini bana söylettin galiba. Evet. Şimdi Katlan'a geldik. Burayı gezmeye bayılırız. Ay bizim çadırlardan. O zaman burada alışverişleri yaparken ne kadar eğlenmiştik değil mi aşkım? Evet. Ama ayakla şişirmek keyifli ya. Çok da şey değil. 90 lira olmuş. Biz 45 lirayken almıştık. Şöyle şişme yatağımız var hatta. Bak şöyle portatif şezlonglar da çok mantıklı. Bizim için. Aynen. Yak bakalım. Çok güzel bunlar. Altına nasıl diyorsun şeye? Kamp. çadırınızdan. Hop, içinde duruyor. Günaydın, herkese merhaba. Bugün kaçıncı günümüz bilmiyorum ama kızlar geldiğinde yani böyle hep beraber bir şeyler yaptığımızda yine video devam ettirmek istedim. Dün de çok fazla bir şey yapmadık ve ben yine kameramı unuttum. O yüzden bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi erkekler Ethem'in evinde kaldı, biz kızlar Hande'nin evinde kaldık. Hello. Rukiye, Hande, Beste hep beraber buradayız. Dün gece zaten 4'te yattık. Ve saatimiz şu anda 12.30. Erkekleri bekliyoruz. Ha evet, Florya tarafına kahvaltıya gideceğiz. Orası da zaten buraya çok yakın. Hatta buranın teyzelerine de çok yakın. Daha önceki belki vloglardan hatırlayanlar olur. O taraflarda kahvaltı yapacağız. İşte takılacağız. Bugün böyle birazcık gezmeli. Akşamında da şöyle güzel işte beraber yemek yiyebileceğimiz, müzikli falan olan bir ortama gideceğiz. Böyle keyifli bir gün. Bizim kombinini size gösterelim dedik. Bugün böyle şu kotondan aldım. Gömlek ceketi giydim. Hande ile de bayağı bir uyumluyuz. O da o tarz bir şey giydi. İçimdeki Mila'nın, altındaki de Dilvi'nin bir taytıydı ama ne yazık ki stokları yok üzerindeki hiçbir şeyin. Sadece böyle fikir olsun diye size de göstermek istedim. Bu çantada Beste'yle Kaan hediyesiydi. Belki hatırlarsınız doğum günümden. Böyle tatlı bir kombin yaptık. Altına da Stradivarius botlarımı giyeceğim. Sto olanları zaten açıklama kısmına bırakırım sizin için. Nerede onlar? Buradan, şuradan gelecekler. Hava çiçek gibi. Bu arabadaki üçlü aşırı uyum içerisinde. Üçlü çok güçlü. Bakın Burak'la Hande neredeyse aynı hatta. Allah kahretsin. Ne oldu, yanlış mı girdik? Yanlış. Dön. Fazla döndüm. Fazla döndüm. Aynen. Ay bu İstanbul'da var ya, şu navigasyonu kaçırmak an meselesi. Manzaranın güzelliğine bakın. Önce direkt gidip kahvaltıyı söylememiz lazım. Nerede burada? Erkekler arabayı park ediyorlar çünkü saatimize bakar mısınız? 1.45 ve biz daha yeni kahvaltı yapacağız. Bayılacağız açlıktan. O yüzden hemen söylememiz lazım. Evet, şimdi Emirgan Sütçü'ye geldik. Burası zaten meşhurmuş kahvaltıda. Handeciğim önerdi. Direkt buraya geldik. Ve gene bir sorun yaşadım. Geçen sefer de burada yine Burak, Hande, bendik ve ben çantamı X-Ray cihazının orada unutmuştum. Gene aynı şey oldu. Koşa koşa gittik, çantamı arıyoruz her yerde. Şimdi kahvaltı söyledik. Burada böyle alakart tarzında. İşte mesela tabak peynir tabağı var. Menemen var. Ne bileyim hani istediğinizi söylüyorsunuz. Tabaktan seçerek söyledik. İşte 2 tane zeytin tabağı, 2 tane peynir tabağı. Şöyle bir de manzaramız. AVM'deyiz ve aşırı kalabalık. Aa yetişin. Biz eve geldik. Hande'nin kargosunu açacağız şimdi. Çıkardım. Akşam için hazırlanacağız. Hatta hepimiz her şeyimizi hazırlayıp direkt Ethem'e geçeceğiz. Esenler'de. Oradan gideceğiz. Hem orası daha yakınmış gideceğimiz mekana. Hem de oradan yarın bizim gitmemiz de daha kolay olacakmış. Feribot kısmı daha yakın. Feribotla döneceğiz bu arada. Beste, Kaan, ben, Rukiye. Ercan zaten uçakla tekrar dönecek. Ne söylemiş bakalım. Bunlarla evet nöbete giderken bir şeyler götürmesi çok güzel oluyor. Bende de şeffafı var. Adam Koka'dan almış Hande. Sizin için de açıklama kısmına bırakırım bunun linkini. Çünkü bana da çok fazla soruluyor. Çok iyi oluyor. Bölmeli olması ayrıca güzel. İşte mesela kuru yemiş koy, meyve koy. Şu elbisemi giydim. Hatırlıyor musunuz? Trendyol Mila'dan almıştım. Bir de bu çanta. Ve yine Stradivarius tokatlı botlarımı alıyorum. Şimdi hazırız. Kahve içeceğiz kızlarla. Erkekleri bekliyoruz bir yandan. Ay ışık çok parladı. Aynen. Bu elbisemi giydim. Böyle hem spor hem şık olsun diye. Çok seviyorum. Çok da rahat bir de. Rahat şeyler gerçekten özellikle böyle çok gezdiğin yerlerde bayağı iyi oluyor. Şimdi kahveleri yapalım. Kızlarla kahvemizi içeceğim. Çünkü bugün kahve içemedik. Hadi evde içeriz dedik hazırlanırken. Böyle olunca orada meyve suyu gibi bir şeyler içtik. Cemil San'ın tatlıyesi. Ay şimdi kahveleri. Burada da kafeler benden. Kahve başka var mı? Tabii yaşıyordu. Sade içiyorsun. Taşınıyoruz. Her yerimize eşya dolu. Yatak bile götürüyoruz buradan. Haydi bakalım. Hande gelemedi daha. Herkes çiftine kavuştu. Benim kocam daha arabayı park ediyor. Arabaları bıraktık, taksiyle gideceğiz. Çünkü iki arabayız. Gideceğimiz yerde bulmak biraz zor olacakmış. O yüzden taksiyle gideceğiz. Mekan çok güzele benziyor. Ay çok güzel. Mağara gibi bir yere yapmışlar resmen. Bizim adamın şarkıları. Onlar başka bir şey konuşuyor. Biz geldik. Hepimiz şu an Ethem'deyiz. Göstereyim mi size? Şu an çok fena bir ortam. Dağıldık. Marketten kahve aldık. Kahve almış ve kahve yaptık. Gece kahvesi ve saat kaç biliyor musunuz? Saat 3. Burak şu an Kaan'ı ikna etmeye çalışıyor. Onlar balayından dönüyor oldukları için 11.45'e binelim diyorlar. Biz 1.45'e binelim diyoruz. Ayrı da gitmek istemiyoruz. O yüzden biraz iç savaş var burada. Yıkanmamış diyor ya. Niye ya? Kıyafetler yıkanmamış diyor. Sadece onlarla mı yaşıyorsun oğlum sen hayatın boyunca? Günaydın herkese, merhaba. Bugün günlerden pazar ve artık dönüş yolundayız. Şimdi hazırlandık, saatimiz 11, 11.45'te feribotumuz var. Yani Yalova'ya iniyoruz başkanım. Aynen Yalova. Aynen Yalova'ya ineceğiz. Oradan da birkaç saatlik yolumuz olacak. Saat 4 gibi en geç evde olacağız. Ay karanlık oldu. Şimdi gidiyoruz. Önce bir kahvaltı yapacağız. Büyük ihtimalle feribotun yakınlarında bir yerde yaparız. Ay ışık kendine gelemez artık. Simit, çay, böyle bir şeyler. Ne bulursak artık onu yiyeceğiz. Sonrasında feribota binip yolumuza devam edeceğiz. Bugünü de kapsar. Artık evde tekrar bitiririz videomuzu. Hazır ekranlarda, gerekli durumlarda yeni görevlilerinizle iletişime geçin. Feribottayız. Besteci bizi her yeri çekti biz çay alırken. Evet artık evli mutlu balayını da tamamlamış bir çift. İşe geri dönebiliriz. Darısı Rukiye'lerin başına diyoruz. Rukiye'ye de dua edin canlar. Ve çaylarımızı da aldık sıcacık. Sallanıyor bu arada Ceribon. Batabiliriz. Batabiliriz kanki. İstediğiniz zaman gelin. Çıkın çıkın gelin. Artık tez yok. Haftada bir. Aynen. Girisi ve dört geliyor. Oturma bahanesiyle geliyorlar. Bırak fotoğrafı yarısını halledin. Saatimiz 3 çeyrek ve canım memleketimiz ve canım evimiz sonunda geldik. Şimdi eşyaları yerleştireceğiz Burak'la. Uzunca bir yolumuz var. Yani çok işimiz var. Çamaşırlar yıkanacak, eşyalar yerleşecek. Hepsini birlikte halledeceğiz. Şu valizi indireyim. Her şeyi alabiliriz gibi duruyor. Yok alamayız herhalde ya. Merhaba. Ay eşyalarımıza bakar mısınız? Aldıklarımızı tabii tekrar valize koyamadık. Çünkü valiz tamdı. Yedek montlar. İşte burada yaptığımız alışverişler. Ne bileyim benim bilgisayarım, tripodum falan hepsi. Ama ev mis gibi biliyor musunuz? Sevinç abla vardı çünkü çarşamba günü. Oh tertemiz her yer. Camlar da kapalı olduğu için böyle temiz kalmış. Gelin şimdi o işleri halletmeye gidiyoruz. Oh, ev temiz olduğu için hiçbir işim yok. Buzdolabını elini silmiştim biliyorsunuz. Sonra halde annemleri ziyarete gideceğiz. Ha, çıktın mı? Gitmişken de zaten orada büyük ihtimalle bir manav, market alışverişi falan yaparız. Çünkü bu hafta full evdeyim. Güzel vloglarda gelmeye devam edecek. Haydi bakalım. Şimdi geldik en zor kısma. Bütün eşyalar yıkanacak. Valiz temizlenecek. O yüzden şimdi ayıklamaya başlıyorum. Hemen yıkamaya atacağım bir postayı. Orada diğer işleri yaparken yıkansın, kurutulsun. O şekilde atacağım. Koyu renklerden. Neredeyse bitti. Bir yandan yerleştirdim, bir yandan temizledim. O yüzden çok rahat oldu. Hem siliyorum hem yerleştiriyorum. Şimdi son olarak sadece makyaj valizim kaldı. Önce dıştan bir sileceğim. Sonra içindekileri tek tek silerek yerleştireceğim. Çünkü biliyorsunuz yine bundan önceki videoda makyaj organizelerimi falan da temizlemiştik birlikte. O yüzden temiz temiz yeni gelenleri de temiz kaldıralım. Makinenin bitmesine de 13 dakika var. O arada ben de bunları yerleştiririm. Sonra onları kurutma makinesine atacağız. Orta renkleri çalıştıracağım. Çok fazla beyaz kıyafetimiz yokmuş. Bu üstümdekini falan da atacağım. O yüzden beyazları büyük ihtimalle bugün çalıştırmam zaten yetişmez. Şimdi 2 saat kurutma var. 40 dakika, 1 saatlik kadar programda da yıkamaya atıyorum. Yani bir 3 saat gidecek. Biz AVM'ye gideceğiz, alışveriş yapacağız. Birazcık uzun sürecek. Sadece beyaz renkleri salı günü, yani yarın nöbetçiyim, pazartesi döndüğümde çalıştırırım diye düşündüm. Aa. Nasıl? Evden daha sıcak. Daha sıcakta tost diyoruz. Aa. Bırak videomu izliyormuş. Aferin. İzle bakalım, değerlendir. Evet, her şey bir sonraki tatil için hazır. Tertemiz. Hepsi silindi, güzelce kaldırılıyor. Artık sıradaki tatillere bakacağız. Bir tatil isteğim daha var. O da böyle termal oteller. Ben sıcak suyu çok severim ve hiç termal otele gitmedim. Daha doğrusu ailecek gittik ama hani Burak'la falan hiç gitmedik öyle. O tarz bir tatil de yapmak istiyorum. Şöyle çok bunaldığımız bir anda belki onu da havalar ısınmadan değerlendiririz. Şimdi bunu da kaldırıyorum. Eşyaları yerleştiriyorum ve işim bitiyor. Bitti. Haydi bakalım. Koyu renkler kurumaya, orta renkler yıkanmaya gidiyor. Şipşak çıktık şimdi. Saatimiz 5. Çamaşırları evde bıraktık. Kendi kendine birisi çalışıyor, birisi kurutma yapıyor. Kanlara bile teklif ettik vallahi. İsterseniz gelin kurutmalı atalım. Biraz oturun bizde 2-3 saat. Takılalım. Hem de dedik çamaşırlarınızı kurutalım. Hemen hızlı çözüm olur diye ama işimiz çok diye kalmak istemedi onlar. Şimdi arabayı da burada yıkamaya vereceğiz. Eğer ki boş vakit varsa zaten birkaç saat büyük ihtimalle takılırız. Hem annemleri görürüz. Halde annemler, ablamlar falan burada. İnci'yi göreceğiz. Çok özledik. Sonrasında zaten eve geçeriz. Bugün erken uyuruz. Bir çay demleriz şöyle. Keyifli bir akşam bizi bekliyor. Sonra da videomuzu kapatır. Çekelim mi? İnci bak kim geldi. İnci. Tarafını seç. Burak patatesli. Vallahi ben tavuk dürüm çekti canım. Bu usta dönerin, ay hatırlıyor musun aşkım? Biri etiketlemişti beni, bir takipçim. Canımız istemişti baget. Usta dönerdenmiş o. Şimdi karnımızı ayıralım. Ay az önce bir takipçim geldi. Sedacığım, izliyorsan hiç gönderiyorum. Çok heyecanlandım. Fotoğraf çekildik beraber. Şimdi hemen karnımızı doyuralım. Sonra annemlerle biraz oturup eve gideceğiz. Hayran mı oldun? Özgür biri. Şimdi biraz oturduk hep beraber. Şimdi ayrılıyoruz. Biz bir File Market'e uğrayacağız. Burada yeni açılmıştı. Gel ince. Allah. File Market açılmıştı burada. O kadar güzel şeyler var ki böyle mesela daha çok şeylerde, makro center'larda satılan meyve sebzeleri de bulabiliyorsunuz. Altın çilek, lime, çarkıfelek. Meksika biberi. Masraf yapıyor. Şu kurabiyeler buranın meşhur. Herkes alıyor genelde. Şu yaban mersinli olanını deneyeceğiz. Burada kranberili, turna yemişli falan var. Onlar neymiş? Aşkım. Ben köşeme oturduğuma göre ne vakti? Tabii ki market alışverişlerini inceleyelim. File Market hakkında düşüncelerimi de belirtmek istiyorum. Bu arada bataryam biraz az. O yüzden umarım yeter şarjımıza. File Market'i ben çok fazla duyuyordum. Eve sipariş de verebiliyorsunuz. Bu arada Balıkesir'e gelmesi gerçekten mutlu etti. Şöyle fiyatları değerlendirecek olursam da diğer markalarda Carrefour'lar gibi, yani mesela nasıl diyeyim, bilindik markalarda mesela Dr. Ötker'in ürünleri yüksek fiyatlı. Krem şantisi 20 liraydı mesela. O aklımda kalmış. Ama kendi markası var Harras diye. Onunki mesela 6.75'ti. Aşırı fiyat farkı var. Süt mesela 7 liraydı gibi gibi. O yüzden biz böyle hem kendi ürünlerini de deneyelim diye genelde Harras markasını tercih ettik. Sebzeleri falan müthiş. Zaten gösterdim ya size de, inanılmaz bir şey vardı, böyle çeşitlilik vardı. Değil mi aşkım? Sevdi Burak'ta galiba. Şimdi şöyle yavaş yavaş gidelim. Neler almışız? Muz aldık öncelikle. Hem sabah Burakları shake yap. Burakları. Sabahları Burak shake yapıyor. Brokoli. Bunlar yok, yıkamayacağım. Elma aldık. Burada da mandalina var. Şöyle bir abur cubur poşetimiz var. Bunu hızlı hızlı göstereceğim. Hem nöbete götürmek için hem de böyle evde de atıştırmalık olsun diye. Arkadan gözüküyor. Bu kruvasanları nöbete götürüyorum. Kurabiye. Orada göstermiştim zaten. Bayağı övülen bir kurabiye. Bir dolu. Çiziliç. Şöyle gong. Kahve yanına ikram etmek için şöyle biraz çikolata. Kendi markasının şöyle cipslerinden aldık. Harras'ın. Peynirli. Çeşnili diye yazıyor. Bir de mısır çerezi fıstıklı. Ben bayılırım. Yine Harras'ın kendi markasının şöyle çikolatalı şeyi var. Mısır gevreği. Bir de şu. Bu Nesvit'in falan olanlardan tam tahıllı karışık meyveli. Uf, meyveler de çok güzel. Ananas, işte çarkıfelek tarzı şeyler var. Üzerinde şöyle gözüküyor. Pirinç patlaklıymış. Sabah hemen bunu yerim büyük ihtimalle ya da yanımda götürürüm. Bir de şöyle kek aldım. Bunları da yine hastaneye götüreceğim. Yani böyle geceleri malum 24 saat olunca geceleri ani acıkma krizlerim oluyor. Öyle durumda da aranıyorum, böyle dolapta bir şey bulamadığımda tansiyonum falan düşebiliyor. Şöyle kuru patlıcan vardı. Çok severim kuru patlıcan dolmasını. İyi de yaptığımı düşünüyorum. Hafta içi yapalım sizinle. Bundan sonraki vlog da gene güzel, özlenmiş bir vlog olacak bence. Evde günün menülü. Oh, bu videoları da özledim. Komik olacak belki ama mayalı hamur aldım şöyle. Neden aldım derseniz de böyle hafta sonu kahvaltısında hamur kızartması yapmak için. Bunu hemen dondurucuya koyalım. Burak bu burun bantlarını çok seviyor. Bunlar normalde Bim'de de satılıyor. En etkili bu gözeneklerde gerçekten. Ondan aldık. Krem şanti. Çikolatalı sos. Paketler krem şanti. Uygun bulunca aldık. Harras'ın ekmekleri de çok uygundu bu arada. Şöyle tam tahıllı ekmek. Bu 10 lira ya da 6 liraydı. Yine Harras'ın meyve sularını aldık denemek için. Elma şeftali. Bir de karışık şekilde. Şöyle çörek otlu galetalardan varmış. Bunlar da çok güzel. Atıştırmalık çayın yanına falan çıkarım diye düşündüm. Yaban mersini bir tane böyle aldım. Sunumları süslemek için. Çikolatalı sos. jelibon. Bir de Burak Soylu bisküvilerden almış. Burası zaten büyük bir market alışverişi yapmıştık hatırlarsanız. Bakliyattır, işte temizliktir. Daha çok bu yüzden böyle atıştırmalık şeylerin olduğu bir alışveriş oldu. Şöyle evde eksiklerin olduğu daha çok. Şöyle sıkmalık portakal. Evde illa bulunur. Kış aylarında özellikle gerçekten C vitamini takviyesi çok önemli oluyor. Bir de tabii bizim vazgeçemediğimiz Beypazarı sodamız. Bu alışverişimiz 400 lira civarında tuttu. Şimdi bunları biz hızlıca yerleştirelim. Ondan sonra duşumuzu alalım. Bir güzel dinlenelim. Çünkü 4 saat uykuyla duruyoruz. Saçlarımın halini görüyorsunuz. Bir an önce duş almak için sabırsızlanıyorum. Videomu da burada bitireyim artık. Bizim eve kadar geldiniz, eşlik ettiniz. Benim daha işlerim devam ediyor olacak. Kurutma makinesi tekrar çalışacak. Bir çamaşır daha büyük ihtimalle çalıştırmam artık. Çünkü uyuyakalırım gibi geliyor. Umarım severek ve keyifle izlemişsinizdir. Yarın nöbetim var. Döndüğümde artık tekrar yeni bir güzel bir videoyla haftaya başlarız sizinle. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Instagram'dan takip etmek isteyenler için de şöyle bırakayım. Instagram'da da 35 binlik bir aile olduk. Orada da hızlı bir şekilde büyüyoruz. Ayrıca çekildiğimiz fotoğraflara, paylaşımlarımıza hızlıca oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.